5-6, 7-8 yaşlarındayken büyüklerimiz, bak karşıda oturan babamdır, bunlar ekerlerdi. O zamandan kalmıştı. Tabii bu o dönemler şeker kamışı öküzlerle çevrilen mengene ile sıkılırdı. Öküz adeti kalkınca pekmez, mengeneler de atıldı kenara. Sonuçta pekmez adeti körledi. Ama bugün işte demek ki her köye bir deli lazım. Biz de böyle bir delilik ettik. Şu an arkamızda gözüken makineyi ve onun öncesinde bunun tohumu da çok enteresan bir hikaye. Tohum bulma hikayemiz. Çok aradım. Memleketin tohum bankasında bile yoktu. Ama yine Kandıra'mızda eski Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Güzel arkadaşımız sağ olsun bir paket bir bağ getirdi ama toprak olmuştu. 500 metrekare alana saçtım bunu ve 3 kök çıktı. Bu 3 kök bir dahaki sene bir tarla oldu tabii ki. Bunu yaygınlaştırarak bugün Kandıra'nın çok yerlerine ekim dikim yapılıyor ve buraya sıkmaya getiriyorlar. Yani onun kellesi, üzerine kellesi siyahlaştı mı kesime hazırdır. O vesileyle de Eylül'de kararıyor. Orakla, elle kesiyoruz. Tabii bunu kesme ile bitmiyor. Bu şekilde yığıyoruz kellesini ve kabuğunu temizliyoruz. Daha sonra eskilerin tabiriyle hamı alınsın derler. Yani yeşili biraz alınsın. O yeşil alınıyor, 2-3 gün bekletiliyor. Daha sonra mengenede sıkılma işlemi. Ve onun ardından da kaynatma işlemine geçiyoruz. Suyunu aldıktan sonra kaynatma işlemine geçiyoruz. Evet. Yaklaşık 8 ila 10 saat arası değişiyor. Yani altını çok verirseniz ateşini, 8 saat yetiyor belki hemen hemen. 100 kilo sudan yaklaşık 11-12 kilo, bilemedin 13 kilo pekmez çıkıyor. Yani çok fazla çıkmıyor. Fiyatı kilosunu 100 liradan veriyoruz. Ama yine de yetişmiyor. Yine de yetişmiyor. Talep vallahi her taraftan geliyor. Çatıda geçiyor. Aynen, bir de çatıda geçiyor. Vallahi ne kadar da güzel bu.